Derste konteynerler içinde bulunan toolbar nesnesini inceleyeceğiz. Toolbar nesnesi bir araç çubuğudur. İçerisine küçük butonlarınızı veya diğer araçlarınızı gruplayabilirsiniz. Biz toolbar'ı aslında Windows'ta kullanılan bütün programlarda kullanıyoruz. Şu taraftaki küçük simgeleri düşünün. Burası da bir toolbar. Biz de benzer bir yapı yapıp inceleyelim. Bu toolbar'ın içine birkaç tane buton atalım ve butonlara ikon ekleyelim. Şuradan hazır ikonlardan. Kaç tane bulayım ben? Şöyle birkaç tane. Galiba bu beyaz renkli olduğu için tam görünmüyor. Bir tane daha ekleyelim. Yine devam edelim burada. Şunu deneyelim. Evet, bu daha güzel oldu. Şu yazıyı kaldıralım arkadaşlar. Şuna da yine renkli bir ikon seçelim. Bu ikon çünkü renksiz kaldı orada. Evet, birkaç tane de atabilirsiniz istediğiniz kadar tabii. Diğer nesneleri de atabilirsiniz. Evet, şöyle bir şey deneyelim. Bu şekilde ikonlarınızı yerleştirip render ettiğinizde karşınıza böyle bir toolbar gelir. Bu toolbar hareket edebilir bir toolbar. Yani istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Tekrar açabilirsiniz. Ya da kapatabilirsiniz toolbar'ı. Eğer hareket etmesini istemiyorsanız toolbar'ı bir yere sabitledikten sonra, istediğiniz konuma sabitledikten sonra şuradaki floatable seçeneğini kapatırsanız arkadaşlar bu toolbar oraya sabitlenecektir. Artık onu hareket ettiremezsiniz. Orada sabit bir şekilde kalacaktır. İçine yerleştirdiğiniz komponentler ve yazacağınız kodlar aynı şekilde çalışacaktır. Örneğin şuradaki butona kod yazmak istiyorsanız yine eventlerine girip buradaki eventleri ekleyerek butonun görevini yaptırabilirsiniz ya da bir metot yazabilirsiniz. Bu toolbar'da yine çok fazla eğer araç içeriyorsa programınız, projeniz kullanılabilir arkadaşlar.